Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı bugün. Bosna Hersek Devlet Başkanı Denis Bečirović ağırladı. Ardından kameraların karşısına geçti. Dünyaya seslenirken gündeminde Ayşenur Ezgi Eygin'in İsrail askerleri tarafından hedef alınıp katledilmesi de vardı. Hesabını mutlaka soracağız dedi. Merhaba asker! Sorun! 41 bini aşkın Gazze'li kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın hesabını da mutlaka soracağız. Batı Şeria'da İsrail askerinin katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi hatırlatarak başladı söze, net konuştu. İsrail mutlaka hesabını verecek dedi. Srebrenica soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi mesaisinde Dolmabahçe ofisinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bečirović'i ağırladı. Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı. Merhaba asker! Sorun! Baş başa görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze meselesi masadaydı. Ardından Erdoğan ve konuğu kameralar karşısına birlikte geçti. Sayın Başkan'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Erdoğan, Türkiye Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edecek dedi. Bosna Hersek'le ilişkilerde yeni dönemin ipuçlarını da verdi. İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. FETÖ'yle ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durdum. Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi içinde geri sayım başladı. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bečirović de Türkiye'nin Bosna Hersek'e verdiği desteğin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti. Bize yapılan bütün yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan, dünya çapında bir lider. İlişkilerimizin daha da güçlenmesini isterim. Erdoğan basın toplantısının ardından Bečirović'i uğurlarken Mevlid Kandili dolayısıyla programı takip eden gazetecilere kandil simidi ikram etti. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Sağ olun. Erdoğan AK Parti'nin eğitim kampındaki gençlerle de telefonla buluştu. Sevgili gençler. Erdoğan'ın sesini duyan gençler büyük coşku yaşadı. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz ve bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadeleyi verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum.